Nakit mi, kredi kartı mı, hesabı mı? Evet, nakit. Faturayı Jack Sikkim Tucson adına hazırla. 788.30. Tamam. Hey, beni kahvaltıya götürecek misin? Yapamam. Baskov'la buluşacağım. Merhaba Vincent. Anne, elbisemi bulamıyorum. Merhaba tatlım. Mutfaktaki masada olabilir. Orada yok, baktım. Sana kahve yapayım mı? Bugün okul yok mu? Babam gelip beni alacak. Yemiye yeni binaya gidiyoruz. Salondaki yastıkların altına da bak. Yarım saat geç kaldı. O adi herifi görürsem geçen seferki gibi olmaz. Ben kahve yapayım. Vaktim yok tatlım. Anne, elbisem karepede değil. Mavileri giy o zaman. Mavileri giymek istemiyorum, uymuyorlar. Banyoya da baktın mı? Her yere baktım. Ne yapmamı istiyorsun? Bul onları. Anne, biraz ilgi göster. Neden tatlım? Ne var? Ne? Babam her an gelebilir. Tamam, gelecek. Ama ben hazırlanamayacağım. Hayır. Geç kalamam. Hayır, geç kalmayacağım. Hayır, kalacağım işte. Tamam bebeğim, baban gelmeden onları beraber bulacağız. Tamam mı? Onları beraber ararız. Tamam, anne. Tamam. Tamam, tamam. Onları birlikte arayacağız. Sana söz veriyorum. Sadece sakin ol. Onları bulmadan baban gelmeyecek hayatım. Tamam mı? Sana söz veriyorum. Bakar mısın? Bana bir tane daha doldur. Bir tane daha doldur. Adın ne? Wayne Grove. Adın Michael değil mi? Siz her zaman beraber mi çalışırsınız? Her zaman. Gerçekten sıkı bir takım ha? Evet, gerçekten sıkı. Bu iş güzel dostum. Ben her zaman yapmayı istedim. Tamam, konuşmayı kestirdik. Oldu mu? Nasıl gidiyor? Çok iyi. Programda aksaklık yok. Venice bulvarından sağa. Biz 2 kilometre önündeyiz. Tamam.
Birinci şeritten çıktı ve şu an 275 metre önünde. Hazır olun. Ben hazırım. Başlıyoruz. Anons yapıldı. 3 dakika. Patlatıyorum. ...80 saniye kaldı. Ne bakıyorsun? Ne bakıyorsun? Hey Slick! Boşuna uğraşma, seni duyamıyorlar. Sakin ol biraz. Aldım. Aldım. Bana neden bakıyorsun? Bana bakma. Rembro. Ne yaptığını sanıyorsun? Gerekeni. Ne yapıyorsun sen? Gerekeni dostum. Gidelim. Lanet olası herif. Bir şey görmedim ama onları duydum. Al bunu. Şimdilik 640 bin dolar alacaksın. 50 bin doları da ben. Gerisini de 3 gün içinde alırsın.
Kimin bunlar? Malaboy Crane Yatırımcılık. Roger Benzend. Cayman Adaları'nda bankaları var. Uyuşturucu parası kullanarak yatırımlar yapmış. Bu tür şeyler işte. Yani? Müşterileri dolandırmış. Kısa yolu mu tercih ediyor? Bütün olay bu zaten. Sigortadan para almak istiyor. Parasını geri alabilmek için her yola başvuruyor. Alacağım paranın az bir para olmadığının farkında olduğunu düşünüyorum. Onun için geri kalanını alırken dikkatli olman gerekiyor. Olurum. Beni ara. Arayacağım. İş istediğin gibi gitti mi? Tam istediğim gibi değildi. Gereğinden fazla kan akmış. Yarın görüşürüz. Neler oldu orada? Boş ver. Ambulansı buldunuz mu? Havaya uçmuş. Bir blok aşağıda. Bir şeyi tespit etmek çok zor. Silahlar da dahil her şeyi havaya uçurmuşlar. Hala kullanılan patlayıcı çeşidini tanımlamaya çalışıyorlar. Fresno'dan 2 hafta önce çalınmış. Yük taşımak için kullanılan bir tır. Yüzbaşı sizce aynı kişiler mi yoksa başkaları mı? Ekip olarak çalışan bir çeteye benziyor. Hırsızlık ve cinayet çetesi. Haklısın. 3 katil var. Maskeleri varmış. Uzaktan görülmüşler. Oradaki adam olaydan az çok haberdar. Kimseyi tanımladı mı? Hayır, saklanıyormuş. Daha çok duymuş. Tamam. Ya bunlar? Görgü tanığına göre bu adam karşı koymuş. Biri vurana silik demiş. Silik? Anladığım kadarıyla da buradaki adam şu pozisyondayken vurulup bang 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 buraya düşmüş. Buradaki adam göğsünden 2 defa vurulmuş ve muhtemelen ölümüne sebep olan son ateşte kafasına edilmiş. Arabada çok sayıda hisse senedi vardı. Çoğunu alamamışlar. Çünkü çok az zamanları kalmıştı. Bu da tepki süremizi bildikleri anlamına geliyor. Bizi dinlediler, harekete geçtiler. Sonra da 3 dakika içerisinde kaçtılar. Yerleri çok iyi. Kaçmak için elverişli. 2 otoyol var. Yarımşar mil uzaklıkta. Kamera kullanmış olabilirler mi? Zannetmiyorum. Yine de kontrol edelim. Araç kamerasını fark etmişler midir? Araç kamerası mı? O zaman çok iyiler demektir. Bence ilk 2 cinayeti işledikten sonra 3. gardiyanı öldürmekte hiç tereddüt etmediler. Sonuçta ne fark eder ki? Neden geride yaşayan bir şahit bıraksınlar ki? Bu adamlar gerçekten çok iyiler. Saldırı biçimleri. Saldırı biçimleri onların profesyonel olduklarını gösteriyor. Sinsice hareket ediyorlar. Bu yüzden son zamanlarda yapılan şaşırtıcı soygunları araştırmalıyız. Silik hakkında FBI'dan bilgi edinmeye çalışın. Ne olursa. Hisse senetlerini kimler alıp satıyor? Çalıntı mal alıp satanları kontrol edin. Sen ve ben Cosomano ve Torino'yu kontrol edeceğiz. Sen Goldstein ve Alfero'yu kontrol et. Bu arada bomba ekibinden patlayıcılara öğrenin. Şanslıysak izlerini takip edebiliriz. Elini adamın cebinden çek Rachel. Olur Vincent. Tatlı isteyen var mı? Halletmem gereken bir iş var.
onu vurmak zorundaydım gerçekten. Harekete geçecekti. Orada yaptığı şey gerçekten çok yanlıştı. O yüzden ödemesini yapıp bu lanet olası heriften bir an önce kurtulmak istiyorum. Bekle. Merhaba. Gerisi nerede? Geç oldu. Kapıyı açık görünce burada olduğunu anladım. Nerede? Sabret bebeğim. Birkaç gün sonra alacağız. Hadi geç kaldık. Benimle dalga geçiyor olmalısın. Tatlım, bak gerçekten aldığın risklere değmiyor. Karşılığını alman gerekir. Gidelim. Ceketini giy. Seninle konuşulmuyor. Bu yüzden yalnız gitsen iyi olur. Bu da ne demek? Beni kesinlikle dinlemeyen ve risk almayı seven bir serseriyle evlendiğim için hayat standartlarımızda hiçbir gelişme olmuyor demek. Kahrolası arabaya bin Sherilyn. Bu durumda ne yapmamı bekliyorsun? Yeter! Ne istiyorsun benden? Banka defterlerini, çöreklerini ve mutfağını bırakıp dışarı çık. Gidecek miyiz yoksa burada yalnız mı kalacaksın? Sen istediğini yap. Dominik benimle gelecek. Bunu aklından bile geçirme. Efendim, Robert Torino'nun aradığını söyleyin. Robert Torino Vincent'ı aradı mı? Hayır. Hayır. Bir rapor geldi. Patlayıcılar da hepsi genel yıkımlar sırasında kullanılıyormuş. Sadece ehliyet gösterilecek Nevada, Arizona ve Meksika'dan alınabilir. İz takibi için fazlaca yaygın. İşte bu harika. İyi misin? Ne oldu? Neredeydin?
İşteydim. Lorne'un babası geldi mi? Ne aradı ne de geldi. 10:30'a kadar bekledik. O adamın bu kızın hissettikleri hakkında bir fikri var mı? Bilmiyorum. Serseri. İyiyim bari. Bütün gün odasından çıkmadı. Sanırım iyi değil. Bilemiyorum. İkimiz için yemek yaptım 4 saat önce. Bu arada sana ne zaman yakınlaşmaya çalışsam geri çekiliyorsun. Bu gece Venice Bulvarı'nın kaldırımında 3 tane ceset gördüm Justin. Kahrolası tavuk soğuduysa üzgünüm. Çok üzgünüm. Kahve alır mısınız? Lütfen. Kremayı uzatır mısınız? Teşekkür ederim. Ne okuyorsun? Ne? Ne okuyorsun? Sizi ilgilendirmez. Stresi yenmenin yolları. Neyle meşgulsünüz? Ne okuduğum ve ne yaptığımla neden ilgileniyorsun? Seni arada bir kitap evinde görüyorum. Hangisi? Silingos, orada çalışıyorum. Konuşmak istemiyorsan seni anlayabilirim. Rahatsız ettiğim için üzgünüm. Kabalık etmek istemedim. Seni fark etmemişim. Satış elemanı olarak çalışıyorum. Adım Neil. Ben iyi. Orada çalışmayı seviyor musun? Elbette. Alanımla ilgili kitapların bulunduğu reyonda çalışıyorum. Hangi alan? Grafik dizaynı. Çeşitli konularda başlıklar hazırlıyorum. Bazen de çizimler yapıyorum. Kimin için çalışıyorsun? Restoranlar için. Menüleri hazırlıyorum. Küçük kaset kapakları da hazırlıyorum. CD'ler. Bu tür şeyler işte. Bunun için okula gittin mi? Evet. Parsons'a gittim. Bu okul nerede? New York'ta. Ne kadar süredir buradasın? 1 sene oldu. Hı-hı. Sevdin mi? Pek sevmedim. Ben buraya iş için geldim. Yakında mı kalıyorsun? Hayır. Sunset Plaza'nın yukarısında yaşıyorum. Kiralık küçük bir daire. Gerçekten çok Hı-hı. güzel bir manzarası var. Bayılıyorum. Ya sen? Hı-hı. Sen ne yapıyorsun? Ben yakında kalıyorum. Ailen nereli? İskoç-İrlandalı karışımı.
1500'lerde yaşanan heyelandan sonra oradan göç etmişler. Sen nerelisin? Körfez yöresinden. Ailen hayatta mı? Annem uzun zaman önce öldü. Babamın nerede olduğunu bilmiyorum. Kardeşim de bir yerlerde. Anlaşılan sıkı bir ailesiniz. Evet. Haklı mıyım? Haklısın. Şehir ışıkları. Fiji adalarında deniz yosunları yılda bir kere su yüzeyine çıkarlar ya. İşte aynen öyle görünüyorlar. Orada bulundun mu hiç? Hayır, ama bir gün gideceğim. Öyle mi? Çok sık mı seyahat edersin? Evet. Yalnız mı yaşıyorsun? Evet, yalnız sayılırım. Peki ya sen? Yalnız mısın? Evet, yalnız yaşıyorum. Lanet olsun. Albert. Dinle adamı. Buraya neden geldiniz? Deli misiniz? Bu şekilde giremezsiniz. Geçen akşam beni araman gerekiyordu. Nerelerdeydin? Seni asla atlatmam Vincent, bilirsin. Hemen şimdi işini bitirelim. Ben seni kolluyorum. Sen beni kollamıyorsun. Haksız mıyım? Vincent adamım, sana yemin ederim ki bütün gece dışarıdaydım. Gece boyunca flamingo yapıyordum. Ne flamingosu? Bundan kimseye para ne? Kimseye çaktırmamaya çalışıyordum. Senin için bağlantılar kurmaya çalışıyordum. Ben bir dansçıyım dostum. Saçmalık. Bütün gün burada durup seni dinleyemem. Saçmalıyorsun. Sabrımı taşırmak üzeresin. Saçmalamayı kes. Ama sizin anlayışınıza ne oldu? Biraz anlayış göstersenize. Anlayışımız dünde kaldı. Bugünse zamanımı harcıyorsun. Vincent adamım... Aşk mı yaptın? Bak. Hadi söyle. Dün gece aşk mı yaptın? Herhangi bir yerde. Sadece doğruyu söyle. Belki buna katlanabilirim. Vincent. Bildiklerini anlat. Vincent. Bildiklerini anlat. Bak yemin ederim. Kardeşim Richard seninle konuşacak. Richard mı dedin? Seninle konuşacak. Richard. Evet Richard. Bu gece seninle buluşacak. Burada değil öyle mi? Seninle bu gece buluşacak. Bu gece mi? Şimdi ne nesi var?
Bak dostum, geleceğinizi bildiğim için ona haber verdim. Sorun yok. Uydurmuyorsun değil mi? Hayır hayır, yemin ederim. Gelemedi çünkü o Phoenix'te. Aa, şimdi yemin de ederim Phoenix ki bu gece çıktı. Dışında bir şey ayarlayamam. Belki bu de mümkün uçup değil. Aniden kapıda belirecek. Bak bu gece hani... dışında bir ayarlama yapamam. Yani gerçekten yapamam. Sizinle BJ's'de buluşacak. Saat 2'de. Orada olun. Sen de orada ol. Ben gelemem. Çok meşgulüm. Yapmam gereken işler var. Gitmem gereken yerler var. Aklın varsa orada ol. Zamanımı boşa harcama sakın. Nedir? Bir banka. Perşembe günü paralar bütün şubelere dağıtılıyor. Hı hı. Yer ödemeler de yapılıyor. Bu yüzden perşembe günleri merkez şube pek iyi korunmuyor. Güvenlik görevlileri var mı? Ön kapıda. Kaç kişi? 3 veya 4 kişi. İçeri girersiniz. Ortamı beğenmezseniz dışarı çıkarsınız. Bu bilgiler çıkarsınız. Için 100.000 dolar mı istiyorsun yani? Evet. Kulağa kovboy soygunu gibi geliyor. Alarm çalıştırılırsa polisler gelmeden kaçmalıyız. Bu nasıl olacak? Toplam 3 tane alarm sistemleri var. 2 tanesi kasalarda. Bak, aslında bu da hiç önemli değil. Soygundan önceki gece içeri sızıp alarm sistemini iptal edip kamerayı devre dışı bırakırsanız eğer çıkmak için 20 dakikanız olacak. Teknik planlar karışıklık çıkarabilir. Endişe etmene gerek yok. Çocuklar işin teknik kısmını halledecekler. Ne kadar para? 12 küsür milyon kadar. Hı hı, anlaştık. Tebrik ederim. Detayları konuşmak gerekirse bu akşam toplanabiliriz. Kimsenin sizin hakkınızda bilgisi yok. İşi şöyle halledelim. Dediğimi yaparsanız sigorta şirketinin %100'ünü alırsınız. Hisse senetlerinde 60 sent karşılığında bizden geri alabilirsiniz. Böylelikle hepimiz karlı çıkmış oluruz. Eminim öyledir. İşi bitirmek için buluşma ayarlamamız gerekiyor. Evet. Ayarlamayı yapınca beni arayın. Evet, tamam. Seninle konuşmak güzeldi. Bu adamlarla anlaşma mı yapacaksın? Sokakta bana ait olanı çalmak kolay. Bu pislikleri öldüreceğim. Kanarya Adaları'ndaki offshore bilgilerini alır mısın acaba? Söylediğim gibi bütün para bu kadar da değil aslında. Bu paradan daha da fazlası var. Bu bilgiyi nereden aldın? Kendiliğinden geldi. Bu bilgiler havada uçuşuyor. Bu bilgiler aslında etrafta dolaşıyor. Yapman gereken tek şey onları yakalamak. İşte burası. 15 küsur milyon. Anlaştık. Güzel. Sana söyleyeceklerim var. Al. İşe başla. Ben Zendihar'a parayı al. Nasıl biri? Bir iş adamı. Tamam. Avokado. Efendim? Merhaba. Chris benim evimde. Ne oldu? Bu özel bir mesele. Daha sonra konuşuruz. Neler oldu? Eve eşya almalısın. Peki ihtiyacım olmuyor.
Sherlin beni terk edecek. Neden? Beni bir türlü anlamıyor. Yaptığımız işler yüzünden mi? Vegas'ta yaşamak zordur Neil. Kadınsız olmaz. Bir çaresine bakarız. Başkasıyla mı birliktesin? Önemli bir şey değil. O başkasıyla birlikte mi? Hayır. Emin misin? Evet, eminim. Ne yaptığını bilmiyorum. Jimmy McQueen bir keresinde öyle demişti. Sokaklarda dolaşmak istiyorsan hiçbir bağlantın olmamalı. Köşe başında tehlikeyi sezdiğin anda hayatında 30 saniye içerisinde kaçmanı engelleyecek hiçbir şeyin olmamalı. Bunu hatırlıyor musun? Benim için gün onunla doğup onunla batar. Öyle mi? Öyle. Tamam. Bugün paranın geri kalanını Vincent'ten alacağız. Daha sonra yeni bir banka işine gireceğiz. Ne bankası? Yaptığımız planlara ne olacak peki? Bu banka işinden sonra. Kahvaltı ister misin? İyi misin? Evet tatlım. Evet. Gerçekten. Güzel. Çok iyiyim. Sonra görüşürüz tatlım. İyi günler. Ben Danbury. Memur bey burada benim için bir iş ayarlandığını söyledi. O zaman bu işten anlıyorsun. Evet, oldukça iyiyimdir. Güzel, işin tuvaletleri temizlemek, bulaşıkları yıkamak, masaları silmek ve çöpleri dökmek dostum. Bana karşı gelir veya bir şey çalarsan işine anında son veririm. Bahşişlerinin %25'ini alırım. Çok iş var. Başlasan iyi olur. Arkada giyinebilirsin. Peki ne bekliyorsun? Alo buyurun. Roger Vincent'le görüşebilir miyim? Almak istediğin bir şey var mı? Numaranı ver. Biri seninle temasa geçecek. 8-8-3-3-6-0-8-9. Efendim. Senin için bir paketim var. Sen orada buluşacaksın. 23 numara. Tamam, sadece bir adam gönder. Kimdi o adam? Hiç kimse. Kimdi o adam dedim sana? Kim o adam? Hiç kimse. Kim olduğunu bilmek istiyorum. Kim o adam? Hiç kimse. Kim olduğunu bilmek istiyorum. Hiç kimse. Las Vegas'ta çalışan bir satıcı. Alan Marciano. Chris seni aldatmıyor. Ondan bıktım artık. Kes sesini! Yapman gereken şu.
Chris'e son bir şans daha vereceksin. Eğer bunu da kullanmazsa ikinizi ben ayıracağım. Tek başına istediğin yere gidersin. Dominik seninle gelecek. Sana söz veriyorum. Ama şu anda ona şans vereceksin. Temizlen ve eve git. Temizlen ve eve git. Son bir şans daha. Temizlen ve eve git. Bütün paranı ver. Böyle şakalar yapma dostum. Sen bir aptalsın. Yalnız geliyor. Sana gönderiyorum. Anlaşıldı. Nasıl kızlar? Ortam iyi değil mi? Biz hep böyleyiz işte. Hey Vincent. Hey adamım Vincent. Vincent. Bu benim kardeşim Richard. Richard Vincent. Richard. Bana ne söyleyeceksin? Her zamanki şeyler. Kıyı bölgesinde yeni hareketlenmeler var. Etrafta dolaşan söylentilere göre. Piyasaya yeni birileri girip gruplar arasında sorun çıkartmak istiyor. Biz de buna karşılık kendi önlemlerimizi alıyoruz. Olan bitenden hiç haberin yok gibi. Hı? Ben iyi bir vatandaşım. Ben de Donald Duck'ım. Bana söyleyecek bir şeyin var mı? Bak beni dinle dostum. Sana duymak istediğin şeyi söyledikten sonra beni kollayacağını nereden bilebilirim? Richard, evlat, biz her zaman birlikte iş yaparız. Bildiklerine ihtiyacım var. Sana bir daha soruyorum. Şimdi, bana söyleyecek bir şeyin var mı? Tamam. Beni anlamıyor musun? Konuşursam öldürülebilirim. Her an öldürülebilirsin. Hapiste 2-3 senemizi birlikte geçirdik. Çıkınca da bir daha görüşmedik. Hepsi bu. Ben başka bir şey bilmiyorum. Sonra? Evet. O çok sıkı biridir. Sana neler anlatmamı istediğini bilmiyorum. Bu adam sürekli bana gelip neler yaptığını anlatmıyor, anladın mı? Zaten bugünlerde fazla bir şey de olmuyor. Bu yüzden tam olarak bilemem. Ama şu anda bir işin peşinde olduğu kesin. Çok yardımcı oldun. Albert, senin neyin var? Beni buraya getirdin ve zamanımı harcadın. Sokaklarda eski bir tanıdığının olduğunu söylüyorsun. Evet, bu doğru. Gerçekten düş kırıklığına uğradım. Ne yapmamı istiyorsun? Teşekkür mü edeyim? Bak dostum, gidip başkalarına da sorabilirsin bunu. Benimle dalga mı geçiyor? Dalga geçmiyorum. Slick dalga geçirecek bir adam değildir. Onu ciddiye al. Bir daha söyle. Ne? Slick dedin. Ne anlama geliyor? Slick. İnsanları bu şekilde çağırır. Bana ondan bahset. Yaklaşık 1.80 boyunda. Bir sürü dövmesi var. Tam şurada bir tavus kuşu dövmesi var. Adı nedir? Torrido. Michael Torrido. 1976'dan bu yana 33 tane suçla itham edilmiş, 11 tanesi silahlı soygun. 3 kez tutuklanmış, ikisi silahlı çatışma sırasında 3 yıl Miriam'da, 5 yılda Kolsum'da yattı. Orada rahat durmamış, birini öldürmüş. Jack araştırmaya devam ediyor. Tamam, orada kim var şimdi? Traki, ben ve Shorts.
Haftanın 7 günü gece gündüz 24 saat boyunca çok sıkı bir takip istiyorum. Arabası, evi, işi takip edilsin. Her hareketi izlensin. Restoranlarda kiminle oturuyorsa fotoğrafı çekilsin. Daha sonra konuştuğu kişilerin de yakından izlenmelerini istiyorum. Yarın akşama kadar bana rapor verin. Ellerini görebileceğin bir yere koy. Ne? Ellerini görebileceğin bir yere koy. Tamam. Sana ne yapacağını ve nasıl yapacağını söyleyeceğim. Sadece sağ elini kullan. Sadece sağ elini. Paketi al ve buraya at. Arkanda. Sağda. Roger Vanzett. Evet, kiminle görüşüyorum? Kim olduğumu biliyorsun. Evet, biliyorum, biliyorum. Paket alması için birini gönderdim. Henüz aramadı, her şey yolunda mı? Bak ne diyeceğim, parayı unut. Ne? Parayı unut dedim. Bu para çok fazla, ne yapıyorsun? Parayı unut da ne demek? Ne mi yapıyorum, kendi kendime konuşuyorum. Seni anlayamıyorum. Çünkü telefonun diğer ucunda ölü bir adam var. Aman Tanrım. Sevdin mi? Bundan haberin vardı değil mi? Çok güzel, sen bilirsin. Harika değil mi? Çok güzel hayatım. Gerçekten sevdin mi? Gerçekten harika. Bir de nereden aldığını sorsana. Bayıldım. Sürpriz oldu. Teşekkür ederim. Büyüyünce ne olmak istiyorsun tatlı? Bilmiyorum. Bilmiyor. Benim gibi. Ben de bilmiyorum.
Efendim? Merhaba, benim. Hey, gittiğini sanmıştım. Meşguldüm. Seni görebilir miyim? Bir gecelik olmasından korkuyordum. Böyle olmasını istemedim. Benim için değildi. Benim için de öyle. Görüşelim mi? Tamam. Seni görmeye geleceğim. Harika. Çok teşekkür ederim. Sonra görüşürüz. Çok teşekkür ederim. Şey, çok eğlendim. Evet, harika. İyi geceler. Bir araya toplanmışlar. Hangisi silik? Uzun boylu olan. Vericiler kullanacağız. Her adımını yakından izliyoruz. Hadi binelim. Geldi. Sarışın olanın adı Chris Harrels. Büyük bir olasılıkla o da bu işin içinde. Torido'nun çetesi üçüncü kez paçayı sıyırıyor. Bu kadarla yetinmeyeceklerdir. Sırada başka bir iş olduğu kesin. Peki bu kim? Onu ilk defa görüyorum. Hemen araştırırız. İyi olur. Tamam. Evet beyler, bu adamlar bir sonraki işlerini bitirdikten sonra hayatlarının sürpriziyle karşılaşacaklar. Gitme zamanı geldi bebeğim. Sana iyi vakit geçirttim, öyle değil mi? Evet. Gerçekten de harikaydın. Yalan söylüyorsun. Yalan söyleyen insanları hemen anlarım. Ben yalan söylemiyorum. Sen çok güçlüsün. Gerçek bir erkeksin. İnan bana, hayatım boyunca böyle sevişmemiştim. Ne yazık ki şimdi gitmem gerekiyor tatlım. Hiçbir yere gitmiyorsun. Sen neden söz ediyorsun? Ne olacağını biliyorsun. Üzgünüm, bu senin yaptığın son iş. Nerelerdeydin? Halletmem gereken bazı işlerim vardı. Ne de olsa ben bir kovboyum. Sert bir şeyler arıyorum. Gelip seni görmeyi düşündüm. Bu yüzden buradayım. Bak ne diyeceğim. Acaba neden Skyr'ı aramıyorsun? O seninle ilgilenecektir. Sağ ol kardeşim. Yalan. Gerçekten mi? İnan bana. Çok eğlenceli değil. Hayır. Burayı çok seviyorum hayatım. Tatlı. Canım çok tatlısın. Bilmem. Bu yüzden birlikteyiz. Buraya gel. Buraya gel. Amca konuşuyor. Lisede bir çocuk vardı. Adı Howard'tı galiba. Her neyse, parmaklarını birbirinin üzerinden geçirirdi ve sonra da göz kapaklarını ters çevirirdi. Senden hoşlanıyorum. Gerçekten. Söyle bakalım, en çok hangi yönümü beğeniyorsun? Kadınlığını. Ah.
tam da zamanıydı. Şöyle diyordu, Rao. Rao. Evet, ben Vincent. Onu bu halde buldum. Kaç yaşında? 16 veya 17. Yaklaşık 6 saattir burada. Nasıl ölmüş Rachel? Kafasından vurulmuş. Diğerleri gibi. Aynı kişi olabilir. Lütfen. Lütfen sakin olun bayan. Şimdi giremezsiniz. İnceleme yapılıyor. Sanırım annesi olmalı. Burada ne iş var? Biri kızı tanıyıp ailesine haber vermiş olmalı efendim. Aç sana şunu. Aynı mı? DNA testinden sonra anlaşılacaktır ama sezgilerim bana bunun aynı adam olduğunu söylüyor. Sediği cinayete benziyor. Cinayet masası araştırmaya başladı mı? Evet. Bırakın beni. Hanımefendi. Efendim, lütfen. Bırakın dedim. Lütfen sakin ol. Dur. Nerede o? Hanımefendi nerede? Lütfen. Dur. Sakin. Bebeğim nerede? Tamam. Nerede? Tamam, sakin ol. Nerede? Tamam. Bebeğim. Tamam. O nerede? Bebeğim nerede? Nerede o? Nerede? Anlaşılan oldukça bitkinsin. Neden Baskov'un seni eve götürmesine izin vermedin? Onların da geceleri mahvolsun istemedim. Ne oldu? Bilmek istemezsin. Yüzündeki o korkunç ifadenin arkasında ne olduğunu bilmek söylemeyeceğim. Bildiğin şeyler. Hadi gidelim. Olayların dışında bırakılacağımı söylememiştin. Evlendiğimiz zaman bu dünyadaki bütün kötü insanları ve olayları benimle paylaşabileceğini söylemiştim sana. Ben üstüme düşeni yapıyorum. Çünkü seni seviyorum. Şişman olabilirsin, cesur, zengin, fakir, otobüs şoförü, ne olduğun hiç fark etmez. Ama bazen normal insanlar gibi yanımda olmalısın. Paylaşmak budur. Seninki paylaşmak değil. Bu umursamamak, tamam mı? Anlıyorum. Yapmam gereken şey eve gelip şöyle demek herhalde. Selam tatlım. Bir bakalım ne oldu. Bugün bir eve gittim. Serserinin teki bebeğini ağladığı için mikrodalga fırında kızartmış. Bunu seninle paylaşmak istedim. Hadi paylaşalım. Hadi. Böylece bir şekilde olayın etkisinden kurtulmuş olacağım. Böylesi doğru mu? Yanlış. Neden biliyor musun? Çünkü kolay yolu seçiyorsun. Yani konuşmak sana zor geliyor. Çünkü hissettiklerimi dışa vuramam. Onları saklıyorum. Çünkü ihtiyacım var. Onlar her zaman tetikte kalmamı sağlıyorlar. Benimle yaşamıyorsun. Ölmüş insanların kalıntılarında yaşıyorsun. Onları çözmeye çalışıyorsun. Onların izlerini takip ediyorsun. İpuçlarını değerlendiriyorsun. Avının kokusunu alıyorsun.
ve sonra da ağlıyorsun. Gerisi ardında bıraktığın dağınıklık. Anlamadığım şey seni neden bırakamadığımdır. Hey, Leyli. Gidelim tatlım. Neye sinirlendin? Patrona mı? Onunla her zaman takışıyoruz Lili. Hayatım, yeni bir iş buluncaya kadar idare edebilir misin acaba? Bunu yapabilir misin? Zor zamanlarda idare edebildiğimi bilirsin. Benimle neden birliktesin? Çünkü seninle gurur duyuyorum. Gurur duyuyorsun ha? Hı hı. Neyimle gurur duyuyorsun ki? Eve gidelim. Neler yapıyordun? Çalışıyordum. Aslında deniyordum. Birkaç kişiden iş aldım, onları memnun etmeye çalışıyordum. İyi vakit geçirmelerini sağlamaya çalıştım. İyi vakit geçirebildin Hayır. mi? Hayır. Neden? İnsanlarla birlikte olmayı sevmiyorum. Ama benimle birliktesin. Bu konuyu düşündüm ama... Belki de sorun bendedir. Hayır, sen çok iyisin. Hey... Bir süreliğine benimle gelsene. Nereye? Yeni Zelanda. Ne zaman? Yalnız gitmeliyim. Orada buluşabiliriz. Ya işim? O... Yeterince param var. Sana bir stüdyo açarım orada. Ha, bilemiyorum. Bilemeyecek ne var? Sen evli misin? Ne? Beni bırakabilirsin. Hayır, evli değilim. Ben her şeyi geride bırakıp seninle yeni bir başlangıç yapmak istiyorum. Benim için önemlisin. Beni tanımıyorsun. Yeterince tanıyorum. Benimle gel. Neyin var? Bir şey yok. Her şey yolunda. Gidiyor muyuz? Tamam. Güzel. Merhaba tatlım. Merhaba. Ne oldu? Annen seni almayı unuttu mu? Hayır. Ne oldu peki? Kendimi yalnız hissediyorum. Tamam. Gel seni eve bırakayım. Merhaba Mike. Merhaba Lauren. Yeah.
neler oluyor? Yüzbaşı, yüzbaşı. Jack neler olduğunu öğrenmek istiyor. Bir şey olduğu yok. Beklemede kalın. Teknisyen ha? Açıl susam açıl. Gitmeliyiz. Az kaldı. Gitmeliyiz hemen. Dışarı çıktı. Neler oluyor? Biraz bekle, Vincent. Hiçbir şey taşımıyor dostum. Görüyorum. Harekete geçelim. Şef söyleyene kadar bekle, Vincent. İkisi de bir şey taşımıyor. Bırak gitsinler. Ne demek istiyorsun? Onları yakalayabiliriz. Nasıl, neyle suçlayacağız? Meskene tecavüz de mi? Henüz bir şey çalmadılar, anlamıyor musun? Sadece 6 aylığına içeri girip tekrar serbest kalacaklar. Bu kesinlikle olmaz. Ben tutuklamak için emir aldım. Sense gitmelerine izin veriyorsun. Aynen öyle. Gitmelerine izin veriyorum. Bu benim operasyonum. Emir verme yetkisi bende. Çekip gidecekler ve sen onlara izin vereceksin. Tamam mı? Lanet olsun. Thank you.
İşe geri dönelim. Los Angeles polisi acaba nereden haber aldılar? Belki de o yeri araştırıyorlardı, bizi değil. Sence bizim peşimizde olabilirler mi? Telefonlarımızı, evlerimizi, hatta bizi bile şu anda dinlediklerini varsayın. Her şeyi varsayın. Peki banka işini nasıl halledeceğiz? Onu düşünme, sorun değil. Vincent'ten paramızı nasıl alacağız peki? Vincent mi? Ne yani? Onunla sokaklarda savaşmak mı istiyorsun? Hayır, ben sadece paramı istiyorum. Boş mu vereyim? Bakın, Vincent'i hepinizden çok istiyorum. O adi herifin biri. Şu anda ya banka işini halledeceğiz ya da ayrılacağız. Sakın eve gitmeyin. Toparlanmayın. Hiçbir şey yapmayın. 30 saniye sonra her birimiz kendi yoluna gidecek. Olay budur. Var mısın? Banka risk almaya değer. Buna ihtiyacım var kardeşim. Kalıp bu işi halletmeliyiz. Bu yüzden buradayım. Ne olursa olsun seninleyim Neil. Ne olursa. Bu sefer değil Michael. Bu sefer yalnız başınasın. Eğer yapılacak en iyi şey buysa... Planlarım var. Bundan sonra bırakmayı düşünüyorum. Bu yüzden riski göze alabilirim. Ama senin düşünmen gereken şeyler var. Hisse senetlerin ve evin var. Senin yerinde olsam akıllıca davranıp ayrılırdım. Bana soracak olursan hareket çok iyidir. Ben varım. Var mısın? Elbette. Yapalım. Bitirelim şu işi. Hadi. Gidelim. Çok işimiz var. Evet. Affedersiniz. Evet, anladım. İzle şimdi. Tamam. Affedersiniz. Bekleyin lütfen. Bekleyin. Hey. Sonra konuşuruz. Randevu almanız gerekiyor. İçeri gidemezsin. Ellen Marciano sen misin? Evet. Peki ya sen kimsin? Ben kim miyim? Yüzbaşı Vincent Hanna. Los Angeles. Los Angeles mı? Burası Las Vegas. Yetki alanınızın dışındasınız. Hey. Sizin ne istediğinizi bilmiyorum ama burada tanıdıklarım var. Las Vegas polisi sizi tutuklayacak. New York ve New Jersey'de 3 sene önce Kuzey Carolina üzerinden sigara kaçakçılığı yapmaktan aranıyorsun. Evet. Bizimle çalışırsan başka. Seçimini yap. Olay bu. Lanet olsun. Sherlyn Hills. Kim? Kim mi? Kim mi? Nesin sen? Aptal mı? Geçen hafta her gün telefonda konuştun kadın. Beni bununla suçlayamayacağınızı bak, biliyorsunuz değil mi? Yok. Çünkü az sonra New Jersey'ye uçmak üzeresin. Neden o kadınla birlikte oldum ki sanki şimdi? Çünkü çok büyük bir kalçası var. Ve sen gözlerini ondan alamıyorsun. Tanrım. Kalçaları düşündüğüm zaman, kadın kalçalarını, bana bir şeyler oluyor. Yani? Yani sorun yok. Tek istediğim onun kocası ve lanet olası çetesi. Çavuş Traki ile çalışacaksın. Gideceğimiz yol karşıda. Oradaki parmaklıklardan geçeceğiz. Giriş orası. Tamam. Güvenlik sistemi oldukça sıkı görünüyor. Karşıdaki köprü birinci kaçış noktamız. İkincisi işte orada. Onu da kullanabiliriz. Güzel. Tamam mı? Tamam. Anladın mı? Güzel.
Arka tarafa. Bu yönde bakıyorlardı. Konteyner avantajı. Onları saklayacak. Çok açıktalar. Onlar için uygun değil. Diğer kapı biraz ileride. Ve orada da petrol rafinerisi ve hurdalık var. Rafineri sadece çekle ödeme yapar. Nakit kullanmaz. Hurdalık da öyle. Belki de hurda çalacaklardır. Bir rafineri ve hurdalık. Burada neler oluyor? Biz de bunu bulmaya çalışıyoruz. Bulduğumuzu sanmıştık. Öyle sanmıştım. Evet beyler. Neye baktıklarını buldum galiba. Bilmek ister misiniz? Neye? Bu adamlar gerçekten çok akıllılar. Bu ekip gerçekten çok iyi. Neye baktıklarını biliyor musunuz? Neye? Bize. Los Angeles Polis Teşkilatı'na. Bizi yakaladınız. Evet. Tamam. Tamam lanet olası. Kale gibi değil mi? Evet. Daha önce gördüm. Bu Hannah'ydı. İlk adı Vincent. Onunla ilgili bilgileri senin için dosyada topladım. Michael Neu başta olmak üzere hepinizin evlerini izliyor. Tam bir avcı. Akademi mezunu, deniz piyadesi. Hırsızlık ve cinayet masalarında çalışmış, zor davaları çözmüş, Frankie'yi Chicago'da tutuklamış. Tam bir manyak. Konusunda tam bir uzman olduğu söyleniyor. Komiser yardımcısı Hannah'ın seni sevdiğini söyledi. Tam bir iş bitiriciymiş. Aldığı her işin üstesinden geliyormuş. Onunla uğraşmak gerçekten çok zor olacak. Tam bir avcı. 3 defa evlenmiş. Hı hı. Evinde oturmayı seven bir tip değil yani. Kendisini işine adamış şu tiplerden biri işte. Bu adamı sakın hafife alma. Çok dikkatli davranman gerekiyor. Risk almaya değer. Bu adam hata yapmıyor. Siz de yapmamalısınız. Emin misin? Hı hı. Eminim. İşimize bakalım. Justin! Justin! Bir yere mi gidiyoruz? Nereye gidiyorsun? Dışarı.
Biraz daha alçaktan uç. Vincent Hanna. Hava 18 değil. Kiminle konuşuyorum? Hey Vincent, ben JJ. Yukarıdayım. Müşterileri görüyorum. Şu anda onu izlemeye devam ediyorum. Karadan takip devam ediyor mu? Evet. Uç araç takibe devam ediyor. Tamam, çok güzel. Onlardan biri beni yolda alsın. Gidelim. Peki şu anda araca yaklaştın mı yoksa çok mu gerideyim? Fazla kalmadım, yaklaştım. Nasılsın? Sana kahve ısmarlamama ne dersin? Tamam, olur. Beni takip et. Folsom'da 7 yıl. Tost'ta 3 yıl. Ondan önce de McNeil'da. McNeil söyledikleri kadar sıkı mı? Hapishanelerle mi ilgileniyorsun? Geri mi dönmek istiyorsun? Şu anda hapse geri dönmek isteyen bir çetenin peşindeyim. Ya sen? Zorlu çetelerle uğraşmış olmalısın. Her çeşit çeteyle uğraştım. Beni hayatı boyunca hapiste kalmak isteyen biri olarak mı görüyorsun? Hayır, öyle görmüyorum. Doğru. Asla hapse dönmem. O zaman sen de suç işleme. En iyi bildiğim şeyi yapıyorum. Suç işlerim. Sen de en iyi bildiğin şeyi yap. Benim gibileri durdur. Normal bir hayat istemiyorsun herhalde. O da nedir? Barbekü ve oyunlar mı? Evet. Normal hayat dediğin seninki mi? Ne, benim hayatım mı? Hayır değil, benim hayatım bir felaket. Sorumlu bir üvey kızım var. Çünkü babası tam bir baş belası. Bir karım var. Evliliğimiz gerçekten kötü gidiyor. Üçüncü evliliğim.
Bütün hayatımı senin gibileri izleyerek geçiriyorum. İşte benim hayatım bu. Adamın biri bana şöyle demişti. Köşe başında tehlikeyi sezdiğin anda 30 saniye içerisinde uzaklaşmak istiyorsan hiçbir bağın olmamalı. Benim yerimde olsaydın ve benim gibi hareket etmek zorunda kalsaydın nasıl evlenebilirdin? Bu ilginç bir nokta. Neyse sen gay mi? Bir kadınım var. Ona ne söyledin? Ona satıcı olduğumu söyledim. Köşe başında beni fark edersen o kadını terk eder misin? Hoşça kal demeden. Disiplin bunu gerektirir. Bu çok acımasızca. Bu işler böyledir. İstemesen bile yapmak zorundayım, değil mi? Yapacak başka bir şeyim yok. Benim de öyle. Aslında yapmak da istemiyorum. Ben de öyle. Her zaman gördüğüm bir rüya var. Büyük bir masada oturuyorum. Üzerinde çalıştığım bütün cinayetlerdeki kurbanlar da oturmuş, bana bakıyorlar, göz bebekleri simsiyah. Çünkü hepsi de kafalarından darbe almışlar. Bir de şu büyük balon insanlar var. Çünkü onları yataklarının altında 2 hafta sonra buldum. Komşular kokularını duymuşlardı. Hepsi de karşımda oturuyorlar. Ne söylüyorlar? Hiçbir şey. Konuşmuyorlar ha? Hayır. Sadece söyleyecek bir şeyleri yok. Birbirlerine bakıyorlar. Bana bakıyorlar. Bu kadar. Rüya bu. Ben de rüyamda boğuluyorum. Bir an önce uyanmak istiyorum. Yoksa uykumda öleceğimi sanıyorum. Bunun ne demek olduğunu biliyor musun? Evet. Yeterince vakit var demek. Yeterince vakit mi? İstediğini yapmak için mi? Evet. Şimdi mi yapacaksın? Henüz değil. Burada karşılıklı oturuyoruz. İki normal insan gibi. Sen yapman gerekeni yapıyorsun, ben de yapmam gerekeni. Şimdi yüz yüze geldik. Bana kalsa seni hapse atarım. Bu hoşuma gitmez. Ama sana şunu söyleyeyim. Eğer bir zavallıyı öldürerek karısını dul bırakırsan, kardeşim, seni gebertirim. Gözden kaçırdığım bir nokta var. Ya sen hata yapar da ben seni haklarsam ne olacak? Çünkü ne olursa olsun beni engelleyemeyeceksin. Bunu yapamayacaksın. Yüz yüze geldik. Evet. Ama tereddüt etmeyeceğim. Bir an bile. Belki de öyle olması gerekir. Veya kim bilir? Belki de birbirimizi bir daha görmeyeceğiz. Bizi atlattılar. Ne? Bizi atlattılar. Bizi atlattılar da ne demek? Chris ortadan kayboldu. Yaptığı işleri Cheryl'ine anlatmıyor. Bu yüzden Marciano'dan bir şey öğrenemedim. Elimden geleni yaptım.
Sırıyor'dan ne haber? O da aynı. Ondan da hiçbir bilgi edinemedik. Hepimizi birden atlattılar mı yani? Evet, aynı anda. Saat 9'da. Yarım saat önce McCauley ile kahve içtim ben. Seni izliyorduk. Daha sonra McCauley helikoptere izini kaybettirmeyi başardı. Arabasını bulduk. Ortadan kaybolmuş. Ortada yok. İçinizde bu insanların nerede olduğuna dair fikri olan var mı? Bir haber var mı? Hayır, yok. Hala bekliyorum. Nerede o adam? İşte burada. Geliyor. McCauley'i tanıdığını söylüyor. Kimsin sen? Wingrove. Adım Wingrove. Gece gündüz bu ofiste yaşıyorum. Onu ne kadar iyi tanıyorsun? Birlikte bazı işlere giriştik. Niye ondan haber alamıyorum? Şu anda muhtemelen meşguldür. Ama sıkı biridir. Seni asla unutmayacaktır. Bundan eminim işte. Sana bir şekilde yardım edebilirim. Muhtemelen işine yarayacaktır. Oradaki adamı tanıdın mı? Hayır. Fossum, Deblo. İşimize yarayabilir. Biraz mola verebilir miyim? İşini bitirdikten sonra tabii ki. Çöpleri topla. Arkayı düzene sok. Sonra mola verebilirsin. Kahretsin. Emredersin. Nerede bu adam? İşlerin iyi gittiğinden emin olmak istiyorum. Ben de öyle. Efendim? Sana. Efendim? Hey, güvenli hattı kullan. Beni 1-0-3-7-2-0-6'dan arayın. Tamam. Neredesin? Her yerde polisler var. Onlardan kurtulamıyorum. Ben bu işte yokum. Sence işten haberleri var mı? Hayır, haberleri olduğunu sanmıyorum. Seni sonra ararım. Buna gerek yok. Eğer işte yoksan bir an önce uzaklaşsan iyi olur. Tamam, gerçekten üzgünüm. Sizi yüzüstü bırakmak istemezdim. Hazır. Hey Neil, nasılsın? İyiyim kardeşim. Ne yapıyorsun burada? Bir şoför arıyorum. İşini iyi bilen biri.
Bize bugün lazım. Hala bu işte iyi misin ha? Elbette iyiyim. Hazır mısın? Beni bilirsin, hep hazırımdır. Tek bir cevap istiyorum. Evet ya da hayır. Evet adamım, yapacağım. Neden olmasın? Birazdan dönerim, bekle. Hey, ne yanıyor? Dikkat etsenize. Bu da ne? Sen nereye gittiğini sanıyorsun? Kaldır. Ellerini havaya kaldır. Kaldır. Hadi hadi. Diz üstü çök. Diz üstü çök. Diz üstü çök dedim. Sakin olun, tamam. Hey hey. Uzaklaşın oradan. Uzaklaşın arkana oradan. Dön. Arkana dön. Ellerini arkada birleştir. Arkada. Hadi. Arkada. Uzaklaşın oradan diyorum size. Yere yatın. Lütfen. Yere yat. Lütfen bir şey yapmayın. Yat yere. Yat yere. Anahtarlar. Anahtarlar. Yere. Kıpırdama! Sakın kıpırdama! Nerede kalın? Kimseye zarar vermek istemiyoruz. Bankanın parası için buradayız. Sizin paranız için değil. Paranız federal hükümet tarafından güvence altında. Bir sent bile kaybetmeyeceksiniz. Ailelerinizi düşünün. Hayatınızı tehlikeye atmayın. Kahraman olmaya çalışmayın. Şimdi yere oturup ellerinizi başınıza koymanızı istiyorum. Anahtarı ver. Ne anahtarı? Anahtarı ver! Sesinizi kesin ve yerde kalın. Otur şuraya. Otur şuraya. Hareket etme. Yerde kalın. Başınızı aşağıda tutun. Bana sakın yerde bir daha kalın, bakma. Yerde kalın. Yerde kalın. Kıpırdama. Yerde kalın. Kalkmayın. Ne haber dostum? Görüşürüz. Hey, baksana. Evet. Sizler McCauley davası üzerinde çalışıyorsunuz, değil mi? Bu banka senin işinize yarar mı? Vincent.
Adamlarımız yeni bir iş üzerinde galiba. Tüm birimlerin dikkatini, bankaya giden 5. ve 6. yolların tutulmasını istiyorum. İşte oradalar, dışarı çıkıyorlar. Pekala. Tamam, onları arabadayken yakalamalıyız. Hepsi bilene kadar bekleyin. Temiz atışlar yapın ve arkanızı kollayın. Polis, çekilin! Karşıya geçelim. Çabuk çabuk, hadi acele et. Geçin geçin. Ne oluyor? Bitirelim şu işi. Hadi gidelim, gidelim, gidelim! Dikkatli olun!
Hadi kalk. Hadi. Boşaltın! Burayı boşaltın! Yere at! Yere at! Bugün bir banka soygunu sokaklara taşarak bir trajedinin yaşanmasına sebep oldu. Muhabirimiz canlı olarak bildiriyor. Gloria? İyi akşamlar. Banka soyguncuları bugün burada terör estirdiler. Alışveriş yapan insanlar ve çocuklarla dolu sokaklarda polisler ve soyguncular çatışmaya girdi. Soyguncular olay yerinden yüklü bir miktar para alarak kaçtı. Bize ulaşan haberlere göre soygun 4 kişilik bir ekip tarafından gerçekleştirilmiş. Ayrıca girdikleri çatışma sırasında birçok polis memurunun ölümüne ve yaralanmalarına sebep oldukları da gelen haberler arasında. Gelişmelerle tekrar birlikte olacağız. Tamam sıkıntı, tamam. Tamam, tamam, tamam pekala. Ne durumda? Çok kan kaybetti ve şokta. Ağrı kesici morfin verdim ve rahatlatıcı bir iğne yaptım. Ne zaman uyanır? Çoğunlukla dokunun zarar görmüş olması iyi. Ama kırık da var. Bir süre dinlenebilir mi? 6-7 saat. O kadar mı? O kadar. Gömleğini çıkar. Ne? Gömleğini çıkar. Bak dostum, kızımın bir babaya gömleğini çıkarırsam bir şey yapmam. Üzgünüm. Chris. Hey. Chris. Beni dinle. Nate gelip seni alacak. Seni kendi evine götürecek, tamam mı? Cheryl'ın nerede? Buradan uzaklaşmalıyız. Saat 6'ya kadar gitmiş olmalıyız. Buradan uzaklaşmalıyız. Sherlon olmadan gitmem. Bir çaresine bakacağız, merak etme. Nate'in evinde buluşacağız. Nereye gidiyorsun? İşlerin bu hale gelmesine sebep olan kişiyi bulmam gerekiyor. Kim yaptı? Kim orada değildi? Treo.
Nate'in evinde buluşuruz. Evet. Evet. Beni hala istiyor musun? Buraya gelip beni ve Domini'yi alabilirsin. Tamam mı? Tamam. Saat 12'de gelirim. Tamam mı? Görüşürüz. Kahretsin Chris, kahretsin. Kahretsin. Los Angeles uçağına bineceksin. Güzel. Niye yaptın? Ne oldu? Beni zorladı. Kim? Rosanna. Ölmüş. Michael da çatışmada öldü. Kim yaptı? Bunu kim yaptı? Kim yaptı? O adam yaptı. Hangi adam? Vengrow. Vengrow. Yalnız mıydı? Yalnız değildi. Başkaları da vardı. Vincent. Vincent. Evet. Vincent. Emin misin? Vincent. Nasıl kaçacağımıza dair bir şey söyledin mi? Sanmıyorum Neil. Hatırla. Hatırlamıyorum Neil. Yardım çağıracağım. Başaramayacağım. Hiçbir şey hissetmiyorum. Sonum geldi. Sonum geldi. Beni bu halde bırakma Neil. Lütfen yardım et. Beni bu halde bırakma. Evet. Nate. Konuşmak mı istiyorsun? Güvenli bir hat kullan. Hat güvenli. Adamımız Hillside'da kalıyor. 10.725 numara. 10.725. Ya Chris? Benim evimde kalıyor. Sıradaki Vengrow. Tamam mı? Vaktin var mı? Vakit ayıracağım. Kaldığı yeri öğrenmeliyim. Halledebilirim. Sana güvenebilir miyim? Benden haber bekle. Seni arayacağım. Cheryl'ın elimizde. Onu güvenli bir eve yerleştireceğiz. Neil'e ulaşmalıyız. Burada işimiz bittikten sonra telefonları dinlemeye devam edelim. Bir şekilde kaçmaya çalışacaklar. McCauley'nin kaçabileceğine inanmıyorsun değil mi? Ha, bu neden olmasın ki? Bu akşam olanları unutma sakın. Bu lanet olası herif de kim oluyor? Bugünkü banka soygununu ihbar eden kişi McCauley olduğunu biliyordu. Ne kadar zamanımız kaldı? 8 ya da 10 saatimiz kaldı. Ondan sonra gitmiş olur. Bye bye bang.
Makkoli olduğunu nereden biliyordun? Nereden biliyordun? Kim söyledi? Kim söyledi lanet olası? Kim? Sezon boyu müthiş bir mücadele sergiledi. Evet, sıkıştı. Wingrove nerede? Nerede? Nereden bilebilirim ki? Evet. Güzel ev değil mi? Hı? Beğendin mi? Güzel ev değil mi canım? Sen adi bir yalancısın. Ben ne yapmamı bekliyordun? Korkudan ölecektim. Bunu yapmak zorundaydım, anladın mı? Senin çıkarın ne? Bak, aptalca konuşmayı bırak. Hey hey hey. Ağır ol. Ne? Beni duydun. Zor bir akşam geçirdi. Arka tarafa git ve kendine içecek bir şeyler hazırla. Canın cehenneme. Arka tarafa gidip orada kalsan iyi olur dostum. Tamam, tamam. Canın cehenneme. Ben Çavuş Traki. Los Angeles polisi cinayet masasından. Domini'yi odaya bırakmak ister misiniz? O benimle kalacak. Evet. Sırada ne var? Açıkçası buraya yardım etmek için getirildin. Chris'i ele vermen gerekiyor. Kesinlikle olmaz. Bu doğru. Ele vermek zorundasın. Eğer Chris'i ele vermezsen oğluna yazık etmiş olursun. Sen hapse girdiğinde ortada kalacak. Çünkü ona bakacak kimsesi olmayacak. Hayatını sokaklarda, orada burada geçirmek zorunda kalacak. Sonunda da araba çalacak. Bunun olmasını istemezsin. Daha sonra suçlar birbirini izleyecek ve hayat kayacak. Ne olacağını çok iyi biliyorsun. Bunları sen de yaşadın. O yaşamak zorunda değil. Dominik'in henüz hayatıyla ilgili bir seçim yapma şansı yok. Ama Chris seçimini yaptı. Chris'i ele verirsen temize çıkarsın. Bunu çocuğunu büyütebilmek için yapmalısın. Başka ne satıyorsun? Her tür malı. Seni ikna etmek zorunda değilim çünkü bu mal zaten kendini satıyor. Yeni gelişmeler var derim. Çavuş Traki ikinci hatta. Yüzbaşı. Bir dakika. Yüzbaşı Çavuş Traki diğer hatta. Tamam, bağlayın. Görüşebilirsiniz. Vincent, benim. Senden gelecek cevabı bekliyor. Biz hazırız. Aramayı yapacak. Tamam, bu iyi işte. Olay şöyle gelişti. Buradaki iyi vatandaş bize olup biten her şeyi bir bir anlattı. Anlaşılan Neil Wingrove adındaki kovboy tarafından ihanete uğramış. Wingrove, Neil'in çetesinin bir üyesiydi. Daha sonra para karşılığında Van Zandt için çalışmaya başladı. Van Zandt'in evine giden ekip onu ölü olarak buldu. Şimdi Neil'in gideceği ilk insan Wingrove olacak. Wingrove şu anda havaalanında James'in adıyla bir odada kalıyor. Şu anda orada. Hisse senetlerinin havale edilebileceği her yere teker teker bakmanı istiyorum.
Elindeki bütün adamları sokaklara gönder. Bir ekip de otele baksın. 30 dakika içinde orayı kontrol etmelisin. Çünkü Neil oraya gidebilir. Tamam mı? Nasılsın? Canım acıyor ama yaşayacağım. Tamam. Burada. Neil burada. Bunu hissedebiliyorum. Ne kadar kalır? En fazla 7-8 saat. Ne yaptın? O sen miydin? Merak edecek bir şey yok. Şimdilik her şey yolunda gidiyor sayılır. Birlikte gitmeliyiz. Peki o insanlar seninle birlikte miydi? Arkadaşım Michael. Maalesef başaramadı. Neyse boş ver. Gitmemiz gerekiyor. Ev. 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 Bunu bana niye yaptın? Hayır. Neden yaptın? Her şey yoluna girecek. Merak etme. Her şey yoluna girecek. Sakin ol. Sakin ol. Bu ofisimin adresi. Sende kalsın. Bir miktar para. Ne zaman biter? 22 saat sonra. Kolayca çıkacağız. Gitmeme ne zaman izin vereceksin? Şimdi gidebilirsin. Kapı orada. Hadi. Daha sonra gitmeme izin verecek misin? Farklı olacağım. Beni anlamalısın. Yemek hazır. Vincent. Bu benim arkadaşım Ralph. Bana evli olduğunu... Aman tanrım. Lauren nerede? Elizabeth'e gittim. Bak benim bu olayla bir ilgim yok. Bilmiyordum. Gerçekten çok üzgünüm. Neden üzgünsün ki? Otur. Kızmayacak mısın? Kızgınım. Evet. Hem de çok kızgınım Ralph. Karım istiyorsa pekala onunla birlikte olabilirsin. Onun kanepesinde rahatça uzanabilirsin. İstersen... Evet istersen... Eski kocasının bu garip dizaynlı evinde kalabilirsin. Ama benim kahrolası televizyonumu seyredemezsin. Televizyonu yerine koy lütfen. Ben bu evi terk ediyorum. Belki de etmelisin. Öyle mi? Bunun sorumlusu sensin. Evet, Ralph'ı koyuna ben soktum. Bu kendimi iyi hissettiriyor. Durumumuz çok olağan dışı. Bakın belki de ben... Kes sesini Ralph ve otur! Neden olan biteni açıklamak zorundayım ki? Sen ne yapıyorsun? Düşündüğümü söylüyorum ve söylediğimi de yapıyorum. Çok güzel. Evet. Bana karşı değil ama.
Hayır. Bak, ben çok isterik bir kadın olabilirim ama sen de hiç çaba göstermiyorsun. Şimdi de sana yakın olabilmek için Ralph'le birlikte oluyorum. Pasaportlar, çekler, pas bilet. Uçuş Charlton LAX. Uçuş numarası 917. Bu Denim. Seninle 5 dakika arayla görüşeceğiz. Uçak kontrol için duracak. Uçuş ekibi yardım edecek. Chris nerede? Gitti. Ne? Yalnız gidecekmiş. Cheryl'ını almak istiyor. Onu buraya mı getirdin? Evet, getirdim. Ne oldu? Hiçbir fikrim yok. Her şey yolundayken gece yarısı gitmelisin. Tamam? Evet. Bundan sonra ne yapacağımı da bilmiyorum. Hayatın kısa olduğunu biliyorum. Zaman hızla ilerliyor. Eğer gitmek istiyorsan şimdi gidebilirsin. Benimle gelirsen bu kendi isteğinle olmalı. Tek bildiğim bundan sonra sensiz yapamayacağımdır. Sensiz yalnız olurum. Yapayalnız. Eve. Efendim? Alo, Wilson. Geliyor. Pekala, tamamdır. Göster kendini tatlım. Yap hadi. Kes sesini. Bir saniyeliğine pencerede dur. Sonra her şey bitecek.
Baksana. Ne var? Ana yola nasıl çıkacağımı tarif eder misin? Evet. Şu ileriki caddeden bir çıkış olacak. O değil. Chris değil. Ekip 2, burası komuta merkezi. Yolunu kesip kontrol edin. Çavuş. Evet. Adamın adı John Peterson. Araba Kokoski soyadına kayıtlı. İlk adı Dean. Şüpheli bir durum yok. Temiz. Bırakın gitsin. Emredersiniz. Çok teşekkürler, iyi akşamlar. O değil Vincent. Beklerken bir bardak kahve içmek ister misiniz bayan? Evet, iyi olur. Alo. Bir gelişme var mı? Hiçbir gelişme yok. Alo. Merhaba, ben Vincent. Gelişme var mı? Hiçbir şey olduğu yok. Sadece bu... Buz almak için çıktı. Hepsi bu. Size bir şey söyleyeyim mi? Neil gitti. Bang! Bir kuş gibi uçtu. Nereden biliyorsun Vincent? Hala şansımız var. Zaman lazım. Elimizde ne var? Elimizde ne var? Güle güle lanet olası. Çok iyiydin. Ben otele gidiyorum. Güzel bir duş alacağım ve bir ay boyunca yataktan çıkmayacağım. Thank you.
Tamam. 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 Lanet olsun. Tamam. Bu senin suçun değil bebeğim. Tamam. Pekala. Kurtulacaksın bebeğim. Bu senin suçun değil. Bu senin suçun değil bebeğim. Tamam. Tamam, bakın size tamam, yardımcı peki, olmaya çalışıyorum. Peki nerede olabilir? Herhangi bir haber almadınız mı? Peki kocam polisti. Lütfen evet. Yardım edin. Bakın anlıyorum ben sadece ben... Tamam. Seni kurtaracağım bebeğim. Seni kurtaracağım. Hiç merak etme. Merak etme. Tamam mı? Kurtulacaksın. Yok bir şey. Her şey yolunda. Doktor yok mu? Bir doktor gelsin. Annem burada. Sakin annem olun. Burada. Herhangi bir ilaç aldın mı? Hayır. Sakin olun lütfen. Hayır. Hemen buraya bir cerrah getirmenizi istiyorum. Galiba ana damarlarını kesmiş. Nabzı da çok zayıf. Solunumu da hiç iyi durumda değil. Solunum aleti getirmesiniz. Tamam. Söyler misiniz ne kadar zamandır bu durumda? Bilmiyorum. Onu nerede buldunuz? Banyonun küvetinde. Solunumu durmuş. Ana damarlar kesilmiş. Hemen ameliyathaneye hazırlasınlar. Durumu ciddi. Vakit kaybetmeden ameliyata alınması gerekiyor. Hemen. Solunum cihazı nerede? Daha hızlı davranmamız gerek. Solunum cihazını hemen buraya getirir misiniz lütfen? Hadi acele edin. Merhaba. Kızınız ameliyattan çıktı. Şu anda yoğun bakımda, tamam mı? Lütfen sakin olun. Doktor birazdan sizinle konuşmak için burada olacak. Durumu iyi mi? İyileşecek. Tamam. İyileşecek. Merak etme. Bunu kendine merak neden etme. Yaptı? Neden yaptı? Neden? 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 Merak etme. İyileşecek. Her şey yoluna girecek. Buradayım. Hiçbir yere gitmiyorum. Duyuyor musun? Tamam. Hiçbir yere gitmiyorum. Evet. Benim. Acele etmelisin. Zaman kalmadı. Her şey yolunda gidecek. Bana güvenebilirsin. Bir şey daha. Bunu sana söylemem gerekiyor. Hala ilgileniyorsan aradığın adam James'in adıyla Marke Otel'de kalıyor. Bence vakit kaybetme. Emin misin? Eminim kardeşim. Yolun açık olsun. Umarım başarırsın. Yolun açık olsun. Ne oldu? Hiçbir şey. Özgürüm. Halletmem gereken bir iş var. Gecikecek misin? Uzun sürmez. Hemen dönerim. Beni merak etme.
Kayıt odası buyurun. Burası oda servisi. Jameson'ın bir siparişi var. Oda numarasını karıştırdım. Söyleyebilir misiniz? Bu büyük bir hata. Evet biliyorum. 1735. Teşekkür ederim. Üstüne dökmekte kalmadı. Gerçekten mi? Gerçekten çok komikti. Önce bardağa devirdim. Sonra masaya çarptım. Gerçekten. Kahretsin. Bengrove çıkmadı. Ben burada kalacağım. Ben merdivenleri kontrol edeceğim. Oradan kaçmaya kalkışabilir. Sence babasına haber vermeli miyiz? Onun nerede olduğunu bilmiyorum. Ayrıca o seni seçti. Sana gitmeyi tercih etti. Bu onun tarzı değil. Evet değil. Pekala. İlişkimizi sürdürmenin bir yolu var mı? Ne dersin? Bana kalırsa var. Ve neden olmasın? Daha önce de söylediğim gibi, sakın benden değişmemi bekleme. Sana istediğini veremem Justin. İşin varsa gidebilirsin. Hayır. Burada kalacağım. Hayır, gerek yok. Ben iyiyim. İdare edebilirim. Sadece dikkatli ol. Beni ara. İyi olduğunu bilmek istiyorum. Tamam mı?
Evet. Güvenlik. Yangın çıktı. Bütün katları boşaltmak zorundasınız. Buradan ayrılamam. Tamam, sanırım bu konuda biraz konuşmalıyız. İçeri biri girdi. Bana bak. Bana bak. Bana bak dedim. Los Angeles polise kıpırdama. Ellerini yukarı kaldır hemen. JJ, JJ, duyuyor musun JJ? Bazı sorunlar çıktı. Ne oldu? 17. katta bazı hareketlenmeler oldu. Birkaç el ateş edildiği duyuldu. Burada herkes panik içinde. Tamam, geliyorum. Ver şu silahı bana. Ya.
asla geri dönmeyeceğimi söylemiştim.